63. kuruluş yıl dönümünde 18. kurultayımızı Aksaray'da gerçekleştirdik. Ev sahipliği ve misafirperverliği için Aksaray'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önder Yönetim Kurulu üyelerimiz, komisyon üyelerimiz, mezun derneği başkanlarımız, gençlik başkanlarımız, okul aile birliği temsilcilerimiz, okullarımızın yönetici ve öğretmenleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, bürokratlar ve siyasetçiler başta olmak üzere 1200'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen 18. İmam Hatipler Kurultayı'nda öne çıkan başlıkları kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Önder İmam Hatipler Derneği olarak adalet ve merhamet erdemleri misyonumuzu kuşatan temel şiarlarımız olarak ilan ediyoruz. Merhametsiz adaletin kör ve nobran, adaletsiz merhametin zayıf ve nakıs olduğunun bilinciyle bu iki vicdani değerin birbirinden ayrılamayacağını, birbirinin mütemmim cüzü olduğunu ifade ediyoruz. 2. Adalet ve merhametin insanlığın içinde bulunduğu küresel kaostan çıkışın anahtarı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Önder Rabbimizin Ad, Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisi gereği adalet ve merhametle yoğrulmuş vicdanların sesi olmayı vazife bilecektir. 3. Milletimiz çocuklarını bilgiyi irfanla buluşturan inovatif okullarına göndererek bu kurumlara gönülden sahip çıkmıştır. Böylece bu okullar akademik eğitimin yanı sıra dini ve ahlaki eğitimin birlikte verildiği kurumlar olmuştur. İmam Hatip camiası olarak içinde bulunduğumuz çıkar odaklı dünyada kâra ve maddeye temin edilemeyen her işin değersiz görülmesini reddediyoruz. Bu dünyanın geçici olduğunun farkında olan bizler, bilginin ve vicdani değerlerin hikmetle yoğrularak nesillere aktarılmasını en önemli misyonumuz olarak görüyoruz. 5. Bir yetimin başını okşamanın, bir yarayı sarmanın, bir fidanı büyütmenin, düşenin elinden tutup kaldırmanın, dostça bir tebessümün tanıdığına, tanımadığına selam vermenin, bir insanın hidayetine vesile olmanın, bir hastayı ziyaret etmenin, anne ve babaya hürmetle hizmet etmenin her türlü başarıdan daha öncelikli olduğuna inanıyoruz. 6. Harama el uzatmamanın, ölçüyü ve tartıyı gözetmenin, liyakati esas almanın, hikmetle hükmetmenin, doğru şahitlik etmenin, her şartta ve herkese karşı adaleti gözetmenin, adaletin takvaya en yakın fazilet olduğunu bilmenin, erdemli bir nesil, en önemli hazine, erdemli bir neslin en önemli hazinesi olduğunu beyan ediyoruz. 7. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle İslam'ın fıtratı üzerine doğan çocuklarımızın adalet ve merhamet gibi temel vicdani değerlere doğuştan sahip olduklarının altını tekrar çizerek İmam Hatip camiası olarak bu temel değerleri yüceltecek faaliyetleri incelemeye devam edeceğiz. 8. İmam Hatip davası birçok farklı paydaşın aynı mefkure etrafında ortaklaşa çalışması olarak yükselecektir. Bu nedenle güçlü dernek, güçlü gelenek, güçlü gelecek ilkemiz uyarınca başta mezun derneklerimize, okul idarecilerimize, velilerimize, okul aile birliklerimize, yüksek öğretim kurumlarımıza ve diğer paydaşlarımıza önemli sorumluluklar düşmektedir. 9. Önder, İmam Hatip davasının bütün nesillere ve çağlara ulaşması için fedakarane çalışmalarını sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurur. Kıymetli misafirlerimiz, Önder Genel Başkanımız Sayın Abdullah Ceylan'ı teşekkür konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım.
Kıymetli misafirler, kıymetli gönül dostlarımız, Allah'a hamdolsun 2021-2022 eğitim-öğretim sezonunun bizler açısından başlangıcı yapılmış oldu. İki günlük kurultayımızın son gününü ve son kapanışını da bitirmiş olduk. Şimdi noktayı koyacağız, programımızı bitireceğiz. Bütün herkesi evine, Anadolu'nun farklı noktalarına uğurlayacağız. Dünyayı güzelleştirmek, gençlerimizin gönüllerine dokunmak, onları bir adım öteye taşımak için hepimiz emanetlerimizi sırtlandık, sorumluluklarımızı üstlendik ve evlerimize, okullarımıza, gençlerimize, görevlerimize geri dönüyoruz. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın. İki gün boyunca gördük ki İmam Hatipli olmak, günün adamı olmak değil, hakkın ve hakikatin adamı olmakla eşdeğerdir. Gerçekten doğru olanı söylemek, popüler olanı söylemektense doğru olanı söylemek İmam Hatipli olmanın gereğidir. İnşallah bir yıl boyunca adaleti ve merhameti yüreklerimize işleyecek, gençlerimize taşıyacak bir başlığı, bir emaneti sırtlandık. Rabbim bizleri bu noktada muvaffak kılsın. Ben katılımlarınızdan dolayı bütün illerimize, ilçelerimize, derneklerimize, hocalarımıza, idarecilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bizleri diniyle yüceltsin ve dinini yüceltmeyi de bizlere nasip etsin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Thank you.